Gülay'ın mutfağından hepinize merhabalar. Bugün şerbeti sütle hazırlanan, lezzetini çok beğeneceğiniz sütlü çikolatalı soğuk baklava tarifi paylaşacağım. Normal baklavaya nazaran kalorisi daha düşük olmasıyla ve daha hafif olmasıyla tercih edilen soğuk baklavayı sizler de çok beğeneceksiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalımda mutfağa dair daha birçok tarif bulabilir, abone olup bildirim zilini açarak yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Öncelikle tatlımızın sütlü şerbetini hazırlayalım. Bunun için bir tencereye 2 su bardağı şeker ve üzerine 3 su bardağı süt ilave ederek şeker eriyinceye kadar ocakta ısıtıp sonra bir kenara alarak soğumaya bırakalım. Tatlımız için 200 gram tereyağı kullanacağız. Tereyağını ocağa alarak eritelim ve üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla ayıralım. Erittiğimiz tereyağının üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyerek karıştıralım. Bir paket baklavalık yufkadan 40 yaprak kullanacağım arkadaşlar. Kullanmadığınız baklavalık yufkaları hava almayacak şekilde saklayarak daha sonra kullanabilirsiniz. Dikdörtgen borcam ölçüsünde bir fırın kabı kullanacağım. Fırın kabımızın ölçüsünce baklavalık yufkalarımızı keseceğiz. Fırın kabımızı fazla bastırmadan baklavalık yufkalarımızın üzerine bırakalım ve kenarlarını bıçak yardımıyla keselim. Baklavalık yufkalarımızı kullanırken üzerine bir örtü sererek kurumasını engelleyebilirsiniz. Erittiğimiz tereyağından 2 yemek kaşığı alarak fırın kabımızı yağlayalım. Baklavalık yufkadan bir yaprak alarak fırın kabımızın tabanına serelim ve üzerini yağlayalım. Baklavalık yufkalarımızın her katını hazırladığımız tereyağı ve sıvı yağ karışımı ile yağlayacağız arkadaşlar. Baklavalık yufkalarımızın 20 katını bu şekilde yağlayarak serelim. Sütlü çikolatalı soğuk baklava tarifimiz için kullandığımız tüm malzemeleri açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ve açıklama bölümüne bıraktığım linklere tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Ve paylaş bölümüne tıklayarak bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kestiğimiz baklavalık yufkaların parçalarını bu şekilde ara kat olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde 20 kat tamamladıktan sonra bir kase fıstığı baklavamızın her tarafına eşit olacak şekilde serpiştirelim. Dilerseniz fıstık yerine ceviz veya fındık da kullanabilirsiniz. Baklavamızın ortasına fıstığı yerleştirmiş olduk. Şimdi fıstıkların üzerine kalan 20 kat baklavalık yufkayı serelim ve aralarını yağlamayı unutmayalım. Toplamda 40 kat baklavalık yufka kullandığımız baklavamızın en üst kısmını da yağlayarak artık baklavanın kesme işlemine geçebiliriz. Baklavamızı enine ve boyuna ortadan ikiye keserek daha sonra eşit büyüklükte dilimleyelim. Kesme işlemi için keskin bir bıçak kullanın arkadaşlar ve mümkün olduğunca dilimleri eşit büyüklükte kesmeye çalışalım. Baklava dilimleri eşit büyüklükte olduğunda görünümü çok daha güzel olacaktır.
baklavayı kesme işlemini de tamamladıktan sonra kalan yağı da baklavamızın her tarafına dökelim. Baklavamızı tamamladıktan sonra şimdi 170 derecede 40-45 dakika kadar pişirelim. Baklavam pişti, fırından alıyorum, tam istediğim gibi güzelce kabarmışlar. (15-20 dakika kadar dinlendirdiğimiz baklavamızın soğuk olan sütlü şerbetini yavaş yavaş 2-3 seferde üzerine dökelim. Sütlü şerbetini çekmesi için dinlendirdiğimiz baklavanın üzerine Nesquik kullanacağım arkadaşlar. İsterseniz kakao da kullanabilirsiniz. Kakao kullanmak isterseniz kakaonun acı tadını kırmak için içerisine biraz süt tuzu ekleyerek baklavaların üzerine eleyebilirsiniz. Nesquik'i küçük bir çay eleğinin içerisine koyarak baklavamızın her tarafını eleyelim. Soğuk baklavanın özelliği hem sütlü hem de çikolatalı olması demiştik. Üzerine 100 gram kadar rendelenmiş çikolata serpiştirelim. Son olarak üzerine Antep fıstığı ile süslemeyi tercih ettim. Sütlü, çikolatalı, soğuk baklavam hem görünümü hem de lezzetiyle çok güzel oldu arkadaşlar. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sütlü, çikolatalı, soğuk baklava tarifini hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalımda mutfağa dair daha birçok tarif bulabilir. Abone olup bildirim zilini açarak yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Küçük büyük herkesin çok beğendiği soğuk baklava tarifimi yapan, deneyen, yiyen herkese şimdiden afiyet, şifa olsun.